Yok arkadaşlar, uzunlukları aynı, kalınlıkları farklı olan iki mumda iki çubuktan demiş. Kalın olan 2 dakika önce yakılırsa, ince olan yakıldıktan 5 dakika sonra ikisi aynı anda yanıyormuş. Yani ince olan yakıldıktan sonra 5 dakikada buraya geldiğinde bu da gelecekmiş. Demek ki bu 2 dakikada önce de yakılmıştı. Bu mumların şu kalın olan taraf demek ki 7 dakikada, ince olan taraf da 5 dakikada yanıp bitiyormuş. Biz bu sorulara ne yapardık? 5 ve 7'nin ortak katı olan sayılar söylerdik. Mesela bu iplerin, şunların boyu 5-7'den dolayı 35x olsun derdik. 35x olsun. E hocam, bu adam kaç saatte yanıyor? 5 saatte. E demek ki 5 saatte ya da 5 dakikada yanıyorsa, her dakikada 5-7-35 olacağından dolayı dakikada 7x kadar yanar. Bu da 7 dakikada yandığı için 7 bölü 35'te dakikada 5x kadar yanar. Diyor ki bu aynı anda yakıldıktan kaç dakika sonra birinin boyu diğerinin boyunun 3 katı olurmuş. Nasıl çözmüştük bu sorulardan, daha önce bahsetmiştik. Cevabımız T olsun. T dakika sonra. T dakika sonra şu ince olan ipimiz ne kadar yanar? Bir dakikada 7x yandığına göre T dakikada 7xT yanar. Diğeri bir dakikada 5 yanıyorsa T dakikada 5xT yanar. Ne demiştik? Bize yanan değil, kalan mumların boylar, kalan iplerin boyları onu soruyor. Tüm boyu 35x'ti. Ben bu adamı 35'ten çıkarırsam 7xt'yi, 35 eksi 7xt boyu kalır. Bunun da 5xt'yi ne yapacağız? 35x'ten çıkarırsak 35x eksi 5xt'ye kadar boyu kalır. Birinin boyu diğerinin 3 katı olacakmış. E kardeş, çok yananın boyu kısadır. Demek ki ne olacak? Boyu kısa olanı 3 ile çarpıp eşitlememiz lazım. Şunu çarptığımız zaman, hatta şöyle yapabilirim. 3 tane 35x eksi 21x'te 35x eksi 5x'te. XT'ler bir tarafta toplanırsa 16xt'ye denk gelir. 3 tane 35'ten bir tane 35 çıkarsa 2 tane 35 olur. X'ler zaten birbirini götürür. Her taraf 2'ye bölersek 8, 35 bölü 8 olarak bulunur. Yani 35 bölü 8 dakika sonra birinin boyu diğerinin boyunun 3 katı olacakmış.